Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kardeşim için hazırladığım sürpriz doğum günü hazırlıklarını sizlere bugün tarifli olarak paylaşmak istiyorum. İlk tarifimiz olan pandispanya hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 5 adet yumurtanın üzerine 1 su bardağı toz şekeri azar azar ekleyerek mikser yardımıyla 5-6 dakika köpük köpük olana kadar karıştıralım. 3 yemek kaşığı ılık su ilavesi yaparak karıştırmaya devam edelim. İki yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ekledikten sonra mikser yardımıyla karıştırmaya devam edelim. Evet, hazırladığım kek harcını büyük bir fırın tepsisine dökerek eşit bir şekilde yayalım. Önceden ısıttığımız 170 dereceli fanlı fırında 30-35 dakika yaklaşık pişirmeyi bırakalım. Pişen kekimizi fırından çıkartarak kendi halinde soğumaya bırakalım. Kreması için yarım çay bardağı nişasta, yarım çay bardağı un, yarım su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 tane tam yumurta, yarım litre sütü uygun bir kaba alarak karıştıralım. Evet, orta ateşte sürekli karıştırarak koyu muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Evet, koyulaşmaya başlayınca hemen altını kapatmayalım. Göz göz olduktan sonra 2-3 dakika daha pişirmeye devam edelim. Altını kapattıktan sonra 1 yemek kaşığı dolusu tuzsuz tereyağı, 60 gram da beyaz çikolata ekledim. Sütlü veya bitter de ekleyebilirsiniz. Eriyene kadar karıştıralım ve soğutmayı bırakalım. 2 paket kakaolu toz krem şantinin üzerine 1 su bardağı sütü azar azar ekleyerek çırpmaya başlayalım. Koyulaştıktan sonra soğuk kremayı 2-3 seferde krem şantinin içine ekleyerek çırpmaya devam edelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz, yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, kremamız hazır gördüğünüz gibi. Kıvamı ve lezzeti gerçekten muhteşem oluyor. Evet, soğuttuğumuz kekin kenarlarını bir cetvel yardımıyla düzgün bir şekilde keserek alalım. Bu parçalarla da farklı bir tarif yapacağız. Kenarda bekletmeye alalım parçaları da. Evet. M harfi olacak şekilde cetvel yardımıyla bıçakla pandispanyanın üzerine kesikler atıyorum. Ve kesiklerin üzerinden dikkatli bir şekilde keserek M harfinde bir pasta çıkarttım. Dilediğiniz harften yapabilirsiniz sizler de. Evet, hiç kalıp kullanmadan M harfini cetvel yardımıyla kestim gördüğünüz gibi. Daha sonra bol sütle ıslatarak kekimi 5 dakika dinlendiriyorum. Kremamı sıkma poşetine aldıktan sonra
Kekiğimin üzerine sıkıyorum. Dilediğiniz şekilde kremayı sıkabilirsiniz. Kenarlarından artan küçük parçaları kuplara aldım. Üzerini bol sütle ıslatıyorum. Daha sonra kalan kremayı sıkıyorum ve tekrardan kek parçaları koyduktan sonra üzerlerini ıslatıyorum kek parçalarının ve kalan kremayı sıkarak pastamı bardakta hazırlıyorum. En son üzerlerini sütlü çikolata rendeledim. Bunlar da kuplarda gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem de ikramı kolay oluyor. Özellikle çocuklar çok seviyor yerken bunları. Evet. Makarna salatamız için renkli makarnam var. Kaynar suyu atarak haşlamayı bırakıyorum. Damak tadınıza göre tuz ilavesi yapabilirsiniz. Evet, yumuşayana kadar haşladıktan sonra süzerek soğumaya bırakıyorum. Makarna salatamın yoğurdunu hazırlamak için yarım paket mayonezin üzerine ev yoğurdu ekleyerek karıştırıyorum. Dilerseniz süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Üzerine tuz ekledikten sonra en son karıştırıyorum. Bir kutu konserve mısır ekledim. Haşladığım, soğuttuğum makarnayı ekliyorum. 2-3 tane de ince doğradığım salatalıkları ekledikten sonra karıştırıyorum. Evet, makarna salatasını karıştırdıktan sonra biraz buzdolabında dinlenmeye bırakıyorum. Servise yakın bir bağ yaprakları ayıklanmış, yıkanmış semizotu ekledim ve karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi çok bereketli bir salata oluyor. Çok da lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet, makarna salatam hazır. Buzdolabında biraz dinlendirdiğim pastaların süslemesini yapıyorum. Bahçeden topladığım gül yapraklarını, gülleri yıkadım. Ve dilediğim şekilde pastanın üzerine süsleme yapıyorum. İstediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Ben gül yaprakları, çilek dilimleri, biraz da hazır çikolata vardı. Onlarla süslememi yaptım. Hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle tam bir doğum günü pastası oldu. Sizler de sevdiklerinize yaparak ikram edebilirsiniz. Tek kat pandispanya ile bereketli bir pasta oldu gördüğünüz gibi. Evet, pastam hazır artık. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Yakından da göstermek istiyorum sizlere. Biz çok beğendik hem görüntüsünü hem de lezzetini. Evet, pişilerimi de bol yağda kızartarak
hazırlıyorum. Tarifini kanalımdan ulaşabilirsiniz veya açıklama kısmının linkinden tıklayarak ulaşabilirsiniz. Balon gibi yumuşacık, dışı şıtır, içi yumuşak, muhteşem bir pişi bu da. Evet, diğer pişimi de aynı tabada kızartarak pişirmeye devam ediyorum. Bu da simit lezzetinde susamlı bir pişi. Tarifini önümüzdeki günlerde kanalımdan ulaşabilirsiniz. Evet, pişilerim de hazır, gördüğünüz gibi. Yakından göstermek istiyorum sizlere. Hepsini pişirdim. Bu da diğer pişim. Küçük bir tavada bolca yağ ısıttım. Isınan yağı buzluktan çıkardım. Buzlu içli köftelerim atarak kızartıyorum. İlk aşamada hiç ellemeden kızartıyorum. Kızardığını emin olduktan sonra dikkatli bir şekilde karıştırarak diğer taraflarını da kızartmak için yardımcı oluyorum. Ve kızaran içli köftelerimi servis tabağına alıyorum. Etli yaprak sarması yaptım. Onu da servis tabağına alarak ikrama hazırlıyorum. Tarifini önümüzdeki günlerde kanalımdan ulaşabilirsiniz veya açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Oradan da bulabilirsiniz. Evet, her şeyim hazır. Artık masamı hazırlayabilirim. 6 kişilik servis hazırladım. Tabaklarımı masanın üzerine alarak hazırlamaya devam ediyorum. Evet, masam hazır. Hazırladığım tarifleri de masanın üzerine alarak hazırlıklarıma devam ediyorum. Evet, her şeyi masanın üzerine aldım. Artık yemeğe hazırız. Yakından her şeyi tek tek göstermek istiyorum sizlere. Hepsi birbirinden lezzetli tarifler. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.